Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Böyle bir filmi izlemiş olduğum için hem kızgınım hem de üzgünüm. Bugün Amazon Prime'da yayınlanan Bitter filmini konuşacağız. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum gibi isimlerin bulunduğu, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alperin yaptığı yapımı konuşuyoruz. Abi filmi beğendin mi? Sen bu aşkı memnunun hiç komik olmayan parodisi falan mı? Ya ben film izlerken abi dedim ne oluyor yani hani kastan tut herhangi bir hikaye aksın düzgün işleme işi, her şeyin pat pat skeç skeç oluşu ve filmin saçma sapan bir finalle bitip hiçbir şey anlatmıyor oluşu ve farklı bir şey de sunmuyor oluşu ve bunun aslında sanat yönetimi ve müzikler harici hiçbir şeyinin güzel olma işiyle birlikte ne izlediğimi anlamadığım, daha 40. dakikasında kapatmak istediğim vakit kaybı bir iş izledim. Yani Amazon'un bu kadar reklam yaparak bu kadar kötü bir iş yayınlaması onların çok büyük elinde patlayacak büyük ihtimalle. İyi ki gişeye falan girmedi ha bu film. Çok rezalet çünkü. Bir dönem işi izliyoruz abi. Ve bildiğimiz Aşkı Memnu dizisi. Aşkı Memnu'nun daha önceden çekilen filmleri üstünden bir hikaye. Ama bu sefer hikaye tamamen Bihter'e yönelik. Ama Bihter kanadından izlerken de o egoist ve kendisi beğenen karakterin hatalı bakış açısından izleyemiyoruz hikayeyi. Yani öyle bir sıkıntı var. Flayback gibi gelerek işte böyle konuşuyor. Şimdi sahnede olacak olayları falan anlatıyor. Ama ben şunu beklerdim. Abi Bihter de bir noktada haklıymış ya. Demesini isterdim filmin. Ama film onu yapmıyor ki. Olayları aynı bildiğimiz şekilde izliyoruz. Farklı bir pencereden Bihter'i aklayacak şekilde anlatmıyor. O zaman niye ismi Bihter'de aşkı memnu değil? Mesela şöyle bir tercih var. Adnan Bey'in cinsel anlamda iktidarsızlığı sonucunda Bihter'in Behlül'e gitmesini sağlıyor gibi bir alt hikaye var aslında. Burada farklı bir perspektif yapılmış. Ama bu farklı bakış açısı hikaye ne kattı? Ya farklı bakış açısı dediğinde işte dijitale çekiyoruz. Biraz açık seçik yapalım. Boran kuzumu biraz görelim falan tarzında işte. Daha daha sanatsal şekilde sahneler çekem tarzında bir mantıkla yapılmıştı. Ben hep diyorum ya bizim ülkemizde normalde sektörü iş üreten insanlar şimdi dijitale geçince bu tarz işler ortaya çıkıyor sadece. Ufak değişiklikler yaparak aslında o rutini uygulamış oldu ya da sinemalarda uygulanan sansürü kırarak aslında farklı bir şey yapalım kafasına giriyorlar ama bu çok da farklı bir şey de değil ya baktığımızda. O yüzden bu arada ben şey de söylemem lazım. Daha cesur bir film beklerdim. Çok da cesur sahneler yoktu. da atılmıştı bilmiyorum. Onun harici e, şu da çok saçma değil mi? İşte kocanla ilişkin çok iyi değil. Şimdi evde genç Behlül diye biri var. Çok da böyle hızlı bir adam. Hemen direkt ondan hemen hoşlanıyorsun. E yasak aşk nerede bunun abi? şimdi yeğeni olmasın buradaki yasak aşk. Ya ben onu çok anlayamadım. Dönemişi kafasında da ne kadar dönemişi bir tane yer kiralamışlar. Bir de adada bir yer var. Bir de seyirlik bir alanda çekilen bir kısım var. Atmosferi de çok iyi yansıtamamışlar. hani Kostüme falan çok harika olsa da. Çok enteresan geldi bana. Hani büyüsüne kapılamadım işin. Hikayeyi de böyle bir uzun zaman sonra bu kadar eleştirdiğim için de üzüldüm açıkçası yerli bir işte. Çok büyük beklentim vardı yani. Darmadağınlık bir hikaye var. Oyuncular ne yaptığının farkında değil. Bir de ben kastım uyumunu da çok beğenmedim. Yani Boran Kuz'un dönem işlerine daha ne kadar oynayacak? Çok da iyi bir oyuncu. Farah da bence bu role çok fazla gitmemiş. Senaryo ile da alakalı bir sıkıntı da var bence. Çünkü cringe yerlerde var. Hani konuşup konuşup bakış atıyor gidiyor falan. Hani bilmiyorum çok fazla karakter her şeye hakim gibi ama aslında hakim değil ya senaryoda. O bence büyük bir sıkıntıydı yani. Ben özellikle reji konusunda bu filmin inanılmaz derecede sınıfta kaldığını düşünüyorum. Çünkü şöyle Mehmet Binay'la Caner Alper uzun süredir birlikte iş yapan iki yönetmen. Tabii 5-6 filmleri var birlikte. Yani özellikle Bergenden sonra gişede zaten inanılmaz uçtular. Onun öncesinde Zenne gibi işlerde çalıştılar. Fakat bu filmde sanki çekelim de bitsin. Bu filmi hemen Amazon'a verelim, hemen çıksın diye çekmişler gibi geldi. Zaten belki de izleyenlerin hoşuna giden uzun planlar sanki hemen uzunca çekelim de bitsin gibi çekilmiş gibi geldi. Neden? Mesela uzun bir plan seyrediyoruz. Ana karakter odakta ama arkada olan olaylarda ben yan karakterlerin ne yaptığını, ne ettiğini, ne konuda bilgisiz olduklarını o kadar fark ediyorum ki. Ya yani mesela şöyle bir sahne seyrediyoruz. Bihter geliyor, odak dışında Behlül var. Behlül böyle elini uzatarak gidiyor ve karşısındaki karakter Nihat karakteri ne yaptığını bilmiyor Nihat. Böyle bocalama falan var ve bunu tekrarını çekmemişler. Çünkü biz Bihter'i odakta gördüğümüz için arka daki olaylar böyle sanki hiç umursanmamış, hiç detaylara bakılmamış. Hemen çekelim bu filmi biz paket edelim, verelim. Fark ettiysen bu film yaz ortasında çekildi ve Kasım'da yayınlanıyor. Biz hangi dijital işi böyle izledik ki? Çok sallapati gerçekten. Ben de hani sete çıktığını yazın öğrendim. Abi 3 haftada çektiniz bunu değil ki bence daha azdır bahsettiğin gibi. 3 haftada çektiniz. Oldu sana Ağustos ortası. Baba bir buçuk ayda post prodüksiyon hepsi biter mi? Kısa film bile anca biter yani baktığında. Bu bahsettiğim olaylarda Bunun en büyük sebeplerinden biriydi. Aceleye de gelmişti ama sanki aceleye gelmese de çekimde çok fazla bir şey yapmadığınız için dediğim gibi devamlı hataları da çok gözü görülür olduğu için ve oyuncuları da sete hazırlanma süreci en yan karakterler üzerinde çok iyi yapılmadığı için kısa bir sürede çekebileceğimizi çekelim tarzı bir şey olmuş ama bu iş öyle hemen çekilebilecek bir senaryo sahip değil. Uzun bir dönemi kapsayan farklı süreçleri, zaman atlamaları içeren bir hikaye. Zaten romanı da hani kalın bir romandır. Bu kadar kısa bir sürede anlatamazsınız. Anlatırsanız böyle olur. Keş keşke dizi olsaydı. Ya sanki yapım tarafında şöyle bir baskı varmış gibi geldi bana. Bitirin. Bitirelim hemen Amazon'a verelim gibi gelmiş. Çünkü abi şunu hissediyorsun. Abi bu çektiğimiz işin 2010 yılında yayınlanan Aşkı Memnu dizisinin inanılmaz büyük bir izleyici kitlesi var. Bunu da izlerler. Bu işi beğenseler de beğenmeseler de izleyecekler. Tamamen bana bir PR malzemesi. Amazon'u biraz büyütelim malzemesi gibi geldi. Çünkü bu iş elinde sonunda izlenecek diye düşünülüyordu ki Twitter'da çok fazla etkileşim aldı. Eş sözlükte çok çok fazla etkileşim aldı. PR tarafını doğru bir şekilde halletti gibi bir şey var ki hala izleniyor. Hala eleştirmeye devam ediyor. Sanat ekibi dışında kimse bu işe çalışmamış. Sanat ekibini de kutlarım abi. 2-3 haftalık bir sette böyle bitirmek bu kadar farklı yerlerde acayip bir yer inşa etmek. Bildiğin malikaneyi döşemek falan. Şapka çıkarılacak bir şey yani. Demek ki bütçe de olunca biraz ekipte iyi bir ekip seçerseniz sanat kısmı dijitalde iyi işleyebiliyor yani. Hani yapım şirketinin bu kadar önemsememesi de çok acayip böyle bir iş gelmiş eline. Ama senin bahsettiğin gibi reklamın iyisi kötüsü olmaz. Şöyle söyleyelim. Hatta ön gösteriminde hani şey influencerlar. Ön gösterimde yapılan malikane yani oradaki reklam, setup. Amazon'un işte billboardlardaki outdoor reklamları falan. Onlar kesinlikle çok başarılıydı. Filmden daha iyiydi açıkçası yaptıkları reklam kampanyaları. Amazon'u zaten bu konuda çalıştığı ajansla birlikte iyi şeyler yaptıklarını her dizide görüyoruz. Ama Amazon'a çıkan her yerli işte kötü mü olur be kardeşim? Bunda altını çizmek lazım açıkçası. Tabii bir alternatif final var. Evet alternatif final var yani Behlül'ü yine kaçtı ve Biter'in intihar etmediği. Etse de bence yine çok acayip bir şey uyandırmazdı. Çünkü öyle bir karakter kendisinden emin ki yani o halde ölse de saçma sapan olurdu. Bari Adnan'ı vursaydı da en azından farklı bir final izleseydik. Bu da bana çok farklı gelmedi yani. Güçlü bir kadınmış gibi yalıdan ayrıldı mesela Biter. Ayrıldı yaşamaya devam edeceğim dedi falan. İnsanların şokunu göremedik işte. Herkes Biblo gibi duruyor yan karakterlerde. Herkes figüran filmde Adnan Bey bile figüran. Ya Beylül bile bir noktada da figüran gibi. Sadece bir ihtiyar böyle bir ana karakter gibi. E abi yani biz nasıl bağ kuracağız bu karakterle o zaman hiçbir karakterle olan konuşmasında bir güzel farklı bir üçüncü boyut çıkartmıyorsun. Herkes karton. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Aşkı Memnu hikayesini bilmeyen insan seyrederse hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey anlamaz. Ya mesela Atatürk'te de aynı şey demiştik ya hadi o diziden çevirelim. İşte daha sketch gibi izliyorduk Atatürk'ün hayatında bölüm bölüm. Önemli kısımları koyulmuş film yapılmış gibiydi. Hadi onu da diziden çevir e Abi bu film mi olarak çekildi? Niye aceleye getirdiniz? Yani kimse sizden çalmayacaktı bu fikri. Zaten çok çalınacak bir şey de yazmamışsınız. Bekleyebilirdi. Yani mesela hikayenin en önemli parçası Beşir'in adlanı açıklaması. Abi dizide izlediğimiz mesela Beşir vardı. Önceki dönem işi olarak çekilen filmde izlediğimiz Beşir vardı. Hani hikaye ne kadar büyük bir katkısı olan Beşir. Burada önemsiz bir karakter aslında. Şimdi senaryoya baktığımızda abi tetikleyici olay mesela nedir bu dizi ve filmin birleşimde aslında? Adnan Bey'le Bihter'in evlendikten sonra Behlül'le olan flörtleşmeleri falan oluyor. Birinci dönüm noktasında da birbirleriyle aslında flörtleşme o ilk gecenin yaşanması oluyor. İkinci kısımda da senin bahsettiğin Beşir'in bu olayı Adnan Bey'e söylemesi olur ve finale doğru gideriz değil mi? Normal bir senaryo kısmında. E bunların hepsini sen önemsizleştirmişsin. O zaman ne keyif alabilirim ki? Ne hissedebilirim ki? Mesela Bihter karakteri herkesin bildiği fenomen bir karakter ya sen Bihter diye bir film yapmak yerine sallıyorum Nihal diye bir film yapıp başka bir karaktere alternatif bir hikaye yaratsan o zaman belki farklı bir şey seyredebiliriz. Olabilir yani Nihal'in gözünden de izleyebiliriz ya da Beşir'in gözünden izleyelim yani. Ya Matmazel'in gözünden izleyelim diyeceğim bu arada çok kötü bir Matmazel yani o kadar kötü aksan var ki ne dediğini anlamıyoruz saçma sapan bir karakter. Ha ben de dediğini şöyle anladım ben artık altyazıyla izliyorum biliyorsunuz Türkçe'de dijital platform işlerini o yüzden ben fark edemedim onu sen altyazısız izlediğin için fark etmişsin. Bu konuda ben gerçekten utanıyorum. Dijitale bu kadar paralı, büyük bütçeli işler yapıyoruz. Ben evimde alt teziyle izliyorum kardeşim her yerli işi. Ben yabancı iş izliyim o zaman niye yerli iş izliyorum ki? Ya şu da üzücü bu iş ilk duyurulduğunda hani acaba çok mu başka bir şey izleyeceğiz farklı bir noktaya mı gideceğiz gibi düşünürken bir parodi olması çok kötü ya. Kastı ben görünce zaten bir tırt olacak demiştim hani içimden bir gelmişti ama yine de diyordum ki hikaye iyi olur abi zaten bildiğimiz bir hikaye. Hani güzel bir şekilde izleriz bence uzun da bir film yaparlar hani dönem işi olur 3 saat belki koyarlar bunu baya böyle her olayın ayrıntısına gire gire işlerler diye düşünüyordum. Bu ne Paris, bu ne lahana turşusu yani gerçekten. Yani burada Amazon'u da eleştirmek lazım. Yüzüklerin Efendisi faciasından sonra bir de başka bir işin başka bir faciası daha oldu. Başarıyı rüyanda görürsün diyorum başka bir işlerine atıfta bulunarak. Ama reklam konusunda iyiler. O ajansı bırakmasınlar. Benden söylemesi yani. Diğer dijital platformlar sizin kadar para acı, başarılı olamıyorlar bu konuda. Bunun kıymetini bilin. Yani sonuç olarak keşke yapılmasaydı dediğimiz bir iş oldu. Ben bunu neden izledim serisi yapsak o filmlerin arasına girebilir filmlerden birisiydi bence. Teşekkürler abi. abi ben teşekkür ediyorum. Umarım böyle facia işlerle karşılaşmayız. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı da bir kez daha unutmayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir like bizi kendimize getirir. Kendinize iyi bakın.